En zorlandığın sahne? Ben annemi 2,5 yaşında kaybettim ve hatırlıyorum. Bir yangında kaybettim. Ya bu benim için en büyük travmaydı. Çünkü hayal meyal de olsa ben o görselleri hatırlıyorum. Evin içindeki yangını. Aynı vakadan bir senaryoda geldi. Benim hikayemi bilmeden üstelik yazılmış bir şey bu. Ben o hastayı tedavi ettim. Ve onunla karşılaştığım zaman gerçekten kendimi çok acayip zor ve kötü hissetmiştim. Anlattım da zaten sette böyle bir 3-5 dakika herkesin sersemlediği bir an vardı. Bu hepimiz için zordu ama öyle bir şey çektim yani. Hürriyet.com.tr'den herkese selamlar. Bugün çok heyecanlıyız çünkü yanımızda hepinizin yakından tanıdığı Murat Aygen var abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bu yoğun programında kabul ettin. Ben teşekkür ederim. Yoğun programın arasında bir zaman bulabildiniz siz de. Evet evet. Yani aslında bir aydır beklediğimiz bir süreçti. Dün stoklarken şöyle bir cümlenize denk geldim. Çok da hoşuma gitti. Benim için hayattaki en değerli şey bilgi ve zamandır demişsin abi. Evet. O yüzden zamanını alacağız falan diye kendimi daha özel hissettim böyle. Zamanı paylaşıyor olalım. Her zaman. Zamanımı alamazsınız da paylaşıyor olabiliriz. En boş geçirdiği zamanı merak etmişim. Bu fazla zamanla ilgili girdik. Bunu aklıma gelince. Ne söyledi bölümüne başlıyoruz şu anda. Okey. En boş geçirdiği zaman. Ya boş geçirdiğim hiçbir zaman yok açıkçası. Zamanın boş geçirilmesi gerektiğini ya da böyle bir şeye inanmıyorum. Şimdi zaman boş geçmez. Sen böyle duruyor olabilirsin ama durduğun zaman yani en boş hissettiğin zaman aslında zihninin en iyi çalıştığı zamandır. O yüzden insanların fiziksel aktivite yapmadan boş zaman geçiriyorum dedikleri şey kafaların en çok çalıştığı döneme tekabül eder. O da gerçekten iyi bir şeydir. Süper. Yani durmayı kastediyorsan iyi bir şeydir yani. Bir röportajda proje koliyim aslında demişsin abi. Ne demek evet. Bu? Açabilir miyiz biraz? Sürekli kafamda bir şey ürer. Proje ürer. Mesela seninle konuşuyoruz. Sen şunu yapsan daha iyi olur. Şununla bunu birleştirsen. Ona da buna eklesen falan diye çalışmaya başlar. Yormuyor musun? Yo, işte dedim ya kafa çalışırsa hayatın daha rahat. Yani ne kadar çok ve hızlı çalışırsa hayatın daha rahat geçiriyorsun öyle. Daha az şeyleri dert etmeye de yol açıyor mu bu yoğunluk, zihnin yoğunluğu? Hani bir dertlenmek açıkçası hani toplumsal bir şey. Kişisel dertlenmelerden uzağımdır. Hemen detoksumu yaparım yani. Sen beni yoruyorsan bir saat sonra yoksundur hayatımda. O kadar net. Evet evet ama içinde bulunduğun toplumun gerginliği tabii ki sana yansıyor. Zaman zaman yaşanılan bir sürü sebepten dolayı. Onu da dert edinmeyip ona dair senin nasıl savunma mekanizmaları geliştireceğinle alakalı ilgilenirim yani daha çok. Şimdi kuzey-güney dönüm noktası diye not almış. Evet. Şimdi bununla ilgili çok söylemişsin de. Bir daha söyle. Hayır. Orada ne etken ya senaryo mu daha çok oyuncular mı bir replik mi? Çünkü izledin tamam ya ben de oynamalıyım mı oldu? Yani nedir o detay? Onu Kuzey Güney'de oynamalıyım demedim tabii ama şuydu ki teknik olarak her türlü şeyin tekniği olarak yani yazan, çizen, yapan teknik olarak bir şeylerin böyle çözülmüş olduğunu gördüm. Belki bir tık daha önce çözülmüştür de bizde. Ben oraya o zaman da denk geldim açıkçası. İzlediğim zaman Kuzey Güney'de. İçinde bulunmak değil de böyle bir yapılanmanın içinde bulunmak istedim. Ama bu her zaman olmaz yani. Kuzey Güney'de olan şey mesela Medcezir'de de benim başıma geldi. Herkes zaman dahil doğruydu. Aynı anda aynı yerde buluşunca oluyor. Şu andaki proje de öyle. Yani Mucize Doktor çok efsanevi bir iş oldu. Herkes aynı anda aynı enerjiyi aynı mekanda ve aynı zamanda paylaştıkları için gerçekten mucizevi bir iş çıkıyor ortaya. Mucize Doktor'a gelmişken çok da şimdi çoktan kazık sorular bölümüne geliyoruz. Kazık sorular. Şimdi çok pik yapan dizinin ilk sezonundan sonra büyüsünün bozulduğu gerçeği var. Böyle bir gerçek yoksa da ben böyle düşünüyorum açıkçası naçizane. Tamam. Mucize Doktor'da öyle olur mu sizce? Bilemem ki. Yani her şey olabilir hayatta. O da olabilir. Ama yani büyü nasıl, nereye doğru bozulur? Kişilerden kaynaklı bozulabilir. Toplumsal yapıdan kaynaklı bozulabilir. Konjonktürden dolayı bozulabilir. Ama bu büyü müdür? Yoksa hani bazı şeyleri biraz geç algılayıp erken müdahale edememekten kaynaklı olabilir. Hastalık da öyledir ya. Hani bir şey olacaktır ama ne olacaktır ona çok emin olamadığın bir zaman müdahale etmezsin hasta olursun yani. Onun gibi bir şey. Siz artık direkt müdahale edip çözüyorsunuz bütün hastalıkları. Gibi sen. Sosyal hayatta Tanju Hoca olmak hissi uyanıyor mu çok yoksa şekilde
başka bir Murat Aygen mi var? Tabii ki başka Murat Aygen yok falan. Tanju Hoca kafası iyi ya. Yani tıp öğrencileri falan arada hocam falan diye geliyorlar. Ben tabii geçen gün bir hastaneye gittim. Ben de bir operasyon geçireceğim bu önümüzdeki bir ay içinde. Gittiğim hastane bir çalkalandı falan. Tanju Hoca geldi diye böyle bir dedim alo. İşte hastalar geldiler, bir şeyler söylediler falan. İşte doktor da arkadaşım. Ne oluyor dedi ya. Dedim yani hayat böyle bir şey. Kendi çalıştığım hastanede de gerçekten doktorluk kafasını biraz yaşıyor gibi oluyorsun. Bir akşam böyle şey öyle gözünüzde canlandırın diye söylüyorum. Kafede oturmuşum. Böyle çok yoğun bir set şeyinden çıktım. Bir sonraki set saatimi bekliyorum. Dakikamı işte bir yarım saat falan aram var. Bir kahve içiyorum. Güzel bir müzik çalıyor falan. İşte birileri geldi. Hocam bir fotoğraf çekebilir miyiz diye. Tamam dedim çektik. Hocam başka birileri daha geldi falan. Dedim bunlar bizim yardımcı oyuncular mı? Yok bir baktım hastane personeli hocam diye geliyor. Geçen gittiğin hastanede de şey radyolog arkadaş gayet işte ultrason ekranını çevirdi. Bakın hocam işte burada yağ kütlesi şöyle olmuş böyle olmuş falan dedim arkadaşlar. Sosyal hayata gerçekten böyle çılgınca bir etkisi oldu bende. Doktor sanıyorlar. Evet ya çünkü çok da ciddi bir kitleye ulaştı. Evet işte, sakat kısmı benim doktor sanıyor evet. Olmam. Yani ben henüz orada değilim o yüzden çok şükür sağlıklıyım henüz. Çoktan kazık sorularda devam ediyorum. Motor kullanmaya devam ediyor musunuz demişim. Ediyorum. Beklemediğim bir cevap aslında. Niye? Çünkü bu önemli bir viraj olduğunu hayatınızda kendimce haddim olmadan düşündüm. Hı-hı. Acaba dedim o yüzden merak ettim, sorguladım. Kullanıyor musunuz? Nasıl yani? Önemli viraj ne? Kaza, ciddi önemli bir kaza, bir travma olabilir. Motorla ilgili değil. Kazalar sana bir şey öğretmek için eğer canından olmuyorsan var olduğunu düşünürüm her türlü kazanın. Fiziksel çarpışma dahil olmak üzere. Sokakta biriyle çarpıştırsın. Ben bir yerde bir konuşma yaparken de bunu anlatmıştım insanlara. Üstüne makale yazdı sosyologlar falan da. Yaşadığın her şey bir travma. Her şey. Ama pozitif ama negatif. Düşüyorsun, kafayı vuruyorsun. O an itibariyle hayatın değişiyor. Biz şimdi seninle karşılaştık, oturduk burada konuştuk. Ya da sen bana bu röportajı yapabilmek için çok güzel bir mesaj atmışsın. Ben o yüzden sana döndüm. Bunların hepsi insanların o karşılaşma, çarpışma sonrasındaki yaşamlarının başka bir aksa doğru ilerlemesi. Ya da aynı aks içerisinde ikimizin de bir süre yol alabiliyor olması. O yüzden kazalar bana tabii ki ders olur. Neye göre ders oluyor? Evet bu bölgeden geçerken şunlara dikkat etmem lazım. Ya da işte 50 ile değil 30 ile girmem lazım bir yere gibi. Ama ben kazalarımı motorla yapmadım, arabayla yaptım. İki tane çok büyük kazam var. Hayatın ne zamandan beri bu düşünce sistemine devam ediyorsunuz diye merak ettim konuşurken siz. Bu da böyle elektrik düğmesi gibi bir şey değil. Hani ha. Şu zaman oldu, ha evet şu gün aydınlandım falan diye bir şey yaşamadım yani. Baba olmuşsunuzdur, aşık olmuşsunuzdur, evlenmişsinizdir. İşte hepsi aynı travmaya dahil. Yani bir şey eklenerek devam ediyor hayatında. Onun gibi bir şey yani. Yani travma olarak adlandırabilirim ben onu. Şimdi 40 yaşından sonra oyunculuğa geçiş yapıp bir start verme var. Bir evet. Başarı inşa oluyor orada. Sonra beraberinde bir popülarite geliyor. Yani daha da bir popülarite geliyor. Değiştiğinizi düşündünüz mü? Hayır. Popülaritenin getirdiği bir değişimden bahsediyor. Yok ya. Hiç yani alakası yok. Ben ne diyeceğim? Beni tanıyan bilir zaten. Sadece benim değişeceğimi varsayarak değişen çevremdeki bir takım insanlar oldu. Lan be işte bak ünlendi böyle oldu falan. Onun önüne de geçilmiyor değil mi? Yapacağız tabii tabii o kendi kendine tribe giren bir takım insanlar var yani etrafında. Aramıyorsun bundan. Hayır abi yani yoğunum ve arayamıyorum. Hani sen arasan ne olur ki? Öyle bir enteresan tespitim var mesela. Her zaman seni arayan insanlar seni aramamaya başlıyorlar bir süre. Niye aramadın diye karşılaştığında sorduğunda meşgulsündür diye. Diyorum ki meşgul olduğum zaman ben zaten telefonumu kapatıyorum. Ya da mesaj atarsın ben sana dönerim illaki. Ama işte aramıyorlar, sen de arayamıyorsun vakitsizlikten. Sonra sen aramadığın için havalara girmiş oluyorsun. Böyle bir durum var. Enteresan, doğru. Şimdi eşiniz de oyuncu. Çoktan evet. Kazık soruların son bölümü. Birbirimize aşık iki evli çift olarak mesleğinizde kendinize koyduğunuz bir kriter var mı? Yoksa siz de eşinizle rolü oynar mısınız diye sormuşuz. Oynarız. Oynarım. Yani her rolü oynarım. Bu hangi rolün nasıl sana sunulduğuyla, kimlerin oynadığıyla, kimlerin yazıp çizdiğiyle, hangi yapım şirketiyle, hangi kanalla olduğuna tamamen bunlara bağlı bir şey.
Gel de seç bakalım challenge yapacağız şimdi. Bu mu bu mu? Bir tanesini seçeceksiniz. Size özel hazırladık. Başlayalım. Mucize doktor olmak mı? Mucize oyuncu olmak mı? Mucize olmak yani. İkisinden birini mi vereceğim illa cevap olarak? Fark etmez. Üçüncü bir şıkta siz ekleyebilirsiniz. Ya yaşamda her şeyi mucize olarak gördüğüm için. İkisi de yani. Yani mümkün olduğu kadar ikisi de. Sahne performansından dolayı ödül mü? Bir dizi sahnesinden dolayı ödül mü? Sahne perform. Sahne derken baya hani fiziksel sahneye çıkmaktan bahsediyoruz. Evet, konser gibi bir şey. Dizi. Çünkü dizi, o çok iddialı olacak belki insanlar için, sana da spot olur. Dizi oyunculuğu diğer bütün oyunculuklardan daha zor. Tiyatro performansı şöyledir böyledir derler. Değil abi. Şu an bilinç yiyeceğinizi düşünüyorsunuz acaba. He? Aklımı yitirdim diye. Yok, estağfurullah. Yok, genelde tam tersi söylenir, evet. Çünkü gün içerisinde bir şey yaşıyorsun. Mesela işte şu anda yaptığım işten örnek vereyim. Birisine müdahale ediyorsun. Müdahale ettiğin kişi ölmüş oluyor. Onun sana muayeneye geldiği an oluyor. Ölmüş olduğu anı önce çekiyorsun, defalarca çekiyorsun. Senin defalarca açın oluyor. Karşı tarafların bir sürü açısı oluyor. Aynı duyguyu veriyorsun. Sonra ölümüne sebep olan sahneyi çekiyorsun. Sonra ölmeden önceki neşeli sahnelerini çekiyorsun. Ve aynı gün içerisinde 12 saat boyunca maksimum bunu yapıyorsun. Sürekli aynı şey yapıyorsun. Halbuki bir oyun çalışıyorsun efendi. İşte bir ay mı sürüyor, iki ay mı sürüyor? Çıkıyorsun her akşam bir saat, iki saat performansını yapıp. Telafisi yok. Şakır şakır alkışlarını, telafisi, her şeyin telafisi var. Her şeyin var. Yani sarhoş çıkıp sahneye falan yapmıyorsan yani o her şeyin telafisi var yani. Kendinde olduğu sürece her şeyin telafisi var. Pekala. Çok keyifli gidiyor benim açım. Eşinle aşık olduğun an mı abi, baba olduğunu öğrendiğin an mı? Eşime aşık olduğum an. Murat mı, Tanju mu? Murat tabii canım. Soru mu? Magazin programı sunmak mı, tartışma programı sunmak mı? Tartışma programı sunmak. Hilal Saral ile Emmy ödüllerinde ödül almak mı? İkincisi ne diye merak ettim şu an. Aziz Sancar ile Nobel'de ödül almak mı? Aziz Sancar ile Nobel'de ödül almak. Program çok şaşırtıcı devam ediyor. Seni anlatacak bir hikayenin kitaplaştırılması mı, sinema filminin çekilmesi mi? Kitaplaştırılması. Sonra da aynı şeyin sinema filmi olarak çekilmesi. Çünkü şu anda kitaplaştırılıyor. Sonra da önce sinema filmi olarak çekilsin diye geldiler. Ben dedim önce kitaplaştıralım, ondan sonra çekelim. Yani dünya, evet evet. Biraz kurgusal bir otobiyografi. Süper. Yazılıyor. Benim enteresan bir hayatım var çünkü. Yani onun sizinle sohbet ederken de. Aklına ne gelirse söyleyebilmek yoksa hiç konuşmamak mı? Her zaman söylerim. Ama aklıma ne gelirse de yani sorulduğunda söylerim. Sorulmadığında susarım. Her zaman doğruları mı söylemeli, arada yalan da olmalı mı? Arada yalan da olmalı. Güzel. İntikam mı, Allah'ından bulsun mu? Bilmiyorum ki. Yani İntikam geliyor gibi. Yok ya, intikam ki. Şimdi şu çok felsefi bir şey bu. İki cevapta. O yüzden hani herkes kendi intikamı. Hani bu şöyledir. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamaz. Hani ben ona inanırım. Sen kendi ekmeğinle kendi oynarsın. Yani içinde bulunduğun yerin şeyini biliyorsundur. Pozisyonunu. Sen onun içerisinde aykırı olmaya çalışırsın ama aykırı ve organizasyonsuz olmaya çalıştığın zaman patlarsın. Kendi ekmeğinden olursun. Aslında bu senin hayatında kendinin kendinden aldığı bir intikam oluyor. Yani buysa intikamındaki şey karşılık, evet intikam. Yani benim birisine kızgınlığımdan kaynaklı ona bir şey yapmaya ya da başına bir şey gelmesini hedefliyorsam asla bir şey istemem. Yani herkes kendisi bulsun kendi belasını. Ona inanıyorum. Ama sizi de ya da karşı tarafı da tatmin etsin mi bu durum? Yok, tatminle alakalı bir şey değil. O öğrensin. Hani şöyledir ya, birisi böyle cart diye önüne çıkar. Benim en son geçirdiğim kaza öyleydi. Yanındaki insanlar yani bile bağırmışlar ne yapıyorsun diye. Araba benim önüme çırptı, çarptım. İleri sürüş tekniği eğitimi almamış olsaydım ya onda ya benim ailemde çok kalıcı zararlar, hatta çok daha kötüsünü yaşayabileceğimiz bir kaza geçirdik. O insanın yaptığı bu şeyden dolayı
bir farkındalık oluşturulacak bir cezaya sahip olması, evrensel bir cezaya sahip olması gerekiyor. Yani bunun birisinin sen bunu yaptın, o zaman al sana şu kadar para ceza, bu da hapis falan değil. Öğrenmesi lazım. Öğrenmek en büyük cezadır bazen. Onu kastediyorum açıkçası. Baba olmanın duygu tarifi. Neden? Çünkü sizinle buluşacağım kime söylesem çok iyi bir baba, çok iyi bir baba diyorlar ya. Sağ olsunlar. Oyuncular da var da farklı sektörden birçok insan çok iyi bir baba. Sağ olsunlar. Bu bende böyle içime doğru şu an akan gözyaşıyla da alakalı. Hiç şey var mesela, bütün insanların en büyük problemi de odur. Hani ölümsüz olmak. Ama şunu farkına varabilirsin. Yani ölümsüz olabilmenin tek yolu soyunun devam ediyor olması. Yani senin parçan on binlerce yıl boyunca devam ediyor. Yani ilk insanların parçaları olarak biz hala devam ediyoruz. Şu anda 8 milyar insan var. 100-150 milyar insanın bir devri daime geçtiğini söylüyorsun. Bu ağaçta açan her yaprakta, verdiği her meyvede, her hayvanda, her bitkide o soyun devam ettiğini görüyorsun. Bunun kıymetini bilerek yaşamak işte. Benim devamım da ve eşimin de devamı Nil oluyor. En büyük hayalim, bir televizyon programında sormuşlardı. Çok da kıymetli bir programdı benim için. En büyük hayalin ne diye, hani bir sürü şey yapmışsın, şunu etmişsin falan. Bir ailem olmasıydı. O hayalimi gerçekleştirdim. Dediler ki yani sonra bir hayalin yok mu artık şimdi? Yok, hayatım sürdüğü sürece onu bir arada tutmak en büyük. Diğer hayalim de o. O yüzden baba olmak bir duygu. Yani birisinin babası, Nil gibi bir çocuğun babası olmak da çok onur verici bir şey. Ama yani üstünde mesela hakimiyet uygulamadığım bir şey. O yüzden çok bağımsız büyüdüğü için de çok keyifli bir his benim için. Bu mümkün mü? Çok mümkün. Kendinin farkına vardığın zaman, sonrasını da düşünebildiğin zaman... Ben çok küçük yaşta satranç öğrendim. 5 yaşında falan başlamıştım oynamaya. Bana çok faydası olduğunu görüyorum. Mesela ileri sürüş eğitimini de 20 sene önce aldım. Sürekli de ileri sürüş şeyleri çalışmıyorum ama o sende duran bir şey. Velhasıl çocukluğunda yaşadığın bir şey de senin hayatında duran bir şey olarak kalıyor. Yani ben 2 yaşına, 3 yaşına kadar o kadar büyük bir sevgiyle büyütülmüşüm ki bunu bir ömür boyu hayatımdaki en zor ve en travmatik anlarda, en korkunç denebilecek olarak tanımlanan şeylerde benim oradan çıkmamı sağlamış. O yüzden bir hikayesi var hayatımın. Herkesin hayatının hikayesi vardır da. O yüzden mümkün. Biz şimdi çocuğumuz olduğunda evet şöyle bir yere sapıyorsun. Bir dakika lan, yani bayağı senden benden böyle bir şey çıktı. Burnuna dokunuyor, bir şey yapıyor falan. Enteresan bir şey yani. Hareket eden, kendi kararlarını veren, istediği zaman yiyip istediği zaman tuvalet yapan bir canlı var yani. Hani sen onu belirleyemiyorsun. O yüzden biraz buldumcuk oluyorsun. Lan benim çocuğum, benim lan falan diye. Ama sonra o bir arada sana posta koymaya başlıyor. Hani ben uyuyorum falan yapıyor. Hani su istiyorum. O zaman farkına varıyorsun. Bir dakika, evde üçüncü bir birey var. Sen ona üçüncü bir birey gibi davranmaya başladığın zaman evin içindeki tat başka oluyor. Çocuğun gibi davranmaya başladığın zaman, yani bir şeyinmiş gibi yani bardağın, kedin, çocuğun falan, hani öyle ya da ayakkabın gibi davrandığın zaman işte ayakkabı eskiyor, kedi işte tırmalıyor falan gibi sonuçların oluyor. Ve bir gün hep onu da söylüyorum, ben işte 20 sene sonra biz ayrı eve çıkarız diyorum hani eşime. Çünkü gidecek yani, öyle bir şey var. Nil bir gün gidecek. Okumaya gidecek, evlenecek gidecek ve biz birbirimizle kalacağız. O yüzden odak çocuksa, 20 sene sonra çocuk gidince hani bakacağın yer olmuyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden odağın hayatındaki sensen ya da eşinle birlikte olduğu, kurduğun evlilik hayatıysa o zaman başka bir şey oluyor. Yani 3 kişilik bir evde yaşıyoruz biz şu anda. 2 artı 1 değil yani. Hani salon manjeler de öyledir yani. Ne 3 artı 1'de oturuyorum falan. Hayır, 4 tane odada oturuyorsun. Hani birini öyle belirle. 3 artı 1'de oturmak ne demek? Yani 4 tane oda var o evde. Biri daha geniş sadece. Öyle baktığın zaman daha şey oluyor. Mümkün oluyor. Güzel. Bence başarı ve mutluluğun bilişimi olmuş sizin aile stratejiniz. Olabilir.
Mucize Doktor'a gelelim. Evet. Mucize Doktor enleri yapacağız şimdi. İzleyicilerin Necip Mürekkepçi bölümü. Bütün enler Taner Ölmez. Çok şeker bir adam. Güzel oynuyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? Tabii canım ama bu her şey yani çok çok tatlı bir adam. Yönetmenler de öyle. Yani Aytaç ve Yusuf beyler. Ekipte çalışan herkes. Kahvelerimizi yapan arkadaşım da dahil olmak üzere. Süper. Bu enerji yakalanmış. İrdeleyeceğim. En zorlandığın sahne? Tabii. İlk sahnem, ilk operasyon sahnem. İşte o trajik kısımla alakalı bir şey. Ben annemi 2,5 yaşında kaybettim ve hatırlıyorum. Bir yangında kaybettim. Ve aynı vaka, ya bu benim için en büyük travmaydı. Çünkü hayal meyal de olsa ben o görselleri hatırlıyorum. Evin içindeki yangını. Aynı vakadan bir senaryoda geldi. Benim hikayemi bilmeden, üstelik yazılmış bir şey bu. Ben o hastayı tedavi ettim. Ve onunla karşılaştığım zaman gerçekten kendimi çok acayip zor ve kötü hissetmiştim. Anlattım da zaten sette böyle bir 3-5 dakika herkesin sersemlediği bir an vardı. Bu hepimiz için zordu ama öyle bir şey çektim yani. Herhalde meslek hayatınızla alakalı da daha demezler işte herhalde bunu yapayım, çekebilirim şeyden sonra. Şöyle bir şey anlatayım onu hemen. Yandığın zaman deri büzüşmeye başlıyor. Boyundaki şeyler, boyundaki yapı böyle çembersel bir şekilde büzüşüyor. Ve o deri böyle büzüştüğü zaman da seni boğuyor. O deriyi açtığın zaman, kestiğin zaman hasta nefes alabiliyormuş. Annemi bir miktar kurtarmışlar. Bir süre yaşamış ama tabii iç organlar çok ağır derecede yanık olduğu için hayata devam edememiş. Benzer bir şey karşına, benzer yaşlarda bir insanla gelince, 26 yaşında bunu yaşamış ve hayatı sona ermiş. Kızcağız da aşağı yukarı yaşlardaydı gelen. Yani böyle bir şey oldum yani. Onun da boyunla alakalı. Bütün vücudu. Bütün evet, vücudu. Onun vücuduydu. Boyunda aşağısıydı. Annemin bütün vücuduydu. En bu kadarı olmaz dediğin sahne. Böyle bir replik vardı geçen bölüm. Yani o repliği söylediğim bir sahne vardı da bu kadarı olmaz dediğim bir sahne yok açıkçası. Yani hepsi çünkü var olan şeylerden, evet inanamıyorsun nasıl böyle kocaman bir tümör olabilir ama var yani literatürde. Evet, evet. Literatürde olmayan bir şey fantezisini kurmadığımız için ama inanılmaz oluyor. Yani 50 kiloluk bir tümör çıkarttık birinden mesela. O hepimiz için, bütün set için de şeydi, enteresan bir, zor bir sahneydi. Literatürde olmayan bir şeyin fantezisini kurmadığımız için. Yani evet evet, yani literatürde olan bir takım. Dikkat ediyorsunuz aslında senaryo. Tabii tabii yani. Ama işte 5 tane olmuş öyle vaka. 6. da bizim dizinin içerisinde oluyor. Bir de tabii entegrasyon olduğu için yurt dışı versiyonuyla da paralel gittiği için oradaki vakalar da örnek alınıyor tabii. Böyle kaygı taşınıyor mu burada? Sadece size akıllı değil. Olabilir, senaristler olabilir. Yani çünkü ülkem yani sağlık alanında kalkıp biri diyecek yani kardeşim bunlar ne saçmalıyor falan. Sonra bir gel, o illa, o illa denir de çok dikkat ediyoruz. Tabii ki yani dizi kurgusu gereği bir sürü insana öyle olmaz böyle bir olmaz falan gereği, evet. İllaki diyorlardır ama yani dramaturjiyi ve dramatik aksiyonları kurarken mecbursun yani bazı şeyleri başka açılardan bakmaya, görmeye. Yani cerrahi, ince cerrahi müdahaleler çok böyle hassasiyetle ve şey yapılan işler, çok küçük hareketlerle yapılan işler ama biz dizide sanki o kameralar uçuşuyor havalarda falan. Sanki orada parandalar atıyormuşuz gibi görünüyor. Onun olması gerekiyor. Sen oturup ameliyat seyrediyor musun mesela? Hani, vay be nasıl şey? Hiç anlamıyorsun çünkü baktığın evet, şeyi. Evet. O yüzden senin onun gözünde görmesi gerekiyor orada yapılan şeyin. O yüzden de... En komik set anısı. Hep Mucize Doktor üzerinden evet. Gidiyoruz değil mi? Ya evet o benim. Şimdi bir sahne çekeceğiz. Sahne bayağı bir 7-8 saat çalıştık. Gene galiba tümörün olduğu şeydi, gündü. Onur, Tuna, işte
işte herkes vardı. Onur bir şey söylüyor. Ben de ona kızarak durduracağım. Kendine gel diyorum. Durum gayet net diyorum. Ve buna bir an evvel karar ver diye bir kızıyorum. Ondan sonra şefi de pozisyonda olduğum için. Fakat artık o setin şeyi falan tam o geldi. Yüksek sesle ben bağırırken durum gayet neti böyle birleştirip gurum diye bir kelime çıktı ağzımdan. Bir daha aynı şey çıktı. Üçüncü kez aynı şey çıktı ve herkes dağıldı bir süre sonra tabii. Yani gurum, gurum, gurum diyen mi? Ondan sonra o gün pek bir eğlendik falan. Aradan bir zaman geçti. Benzer bir sahneyi tekrar çekiyoruz. Orada öyle bir cümle de yok. Kafa nasıl bir atım yapıyorsa artık ben onlara dönüp gene gurum, gurum gayet falan diye girince tekrar bir dağılmıştık. Yani bizim orada tabii ki bunun hikayesinin belki eğlenceli tarafı yok ama bizim setteki o dağılma şeyimiz eğlenceli. Çok çok yüksekti yani. Yani gurum diye bir marka şey yapmayı düşünüyorum açıkçası. Gurum şeyleri, pideleri falan diye. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli zamanınızı bizimle paylaştığınız için. Sağ olun. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.